Selam arkadaşlar ben Vanarya kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alım Sensin hikayemizin 2. sezon 7. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlarının hayatına kurtarmak için şeklini kolayca verirsin değil mi? Tabii ki. Yani. <laughs> Bölüm 7. Tam 12'den. Evet Bayan Harris. Birkaçımıza. Önce, ondan önce bir kahveyle sigara mı içsek? Adam uyuz olup dudaklarına büktü. Yalvarırım Bayan Harris. Beni zorlamayın. Ay ne yapacaksın? Öldürecek misin bizi orada? Gerizekalı. Salağa bak. <laughs> beni öldürecek misiniz? O zaman belgenizi kim imzalayacak? sizi öldürmek mi? Ne için? Ay bir de gülüyor ya böyle şu bardağı kafasına geçiresin var ya. Başını çevirdi ve yardımcılarından biriyle bakıştı. Elini kaldırıp havada bir şeyler çizdi. Koca adam başını onayla sallayıp sevgiyle Rachel'a sarıldı. Alexander ve Sam fazla düşünmeden kıza doğru sıçradı. Aralarında duran adamlar, onları, arkalarında duran adamlar onları hemen geri çekti. Dışığını sıkıp derin bir nefes aldın. Ona zarar verilmeyecek söz veriyorum. Yani çok az. Sizce ona ne kadar çok yakışır? Morluk mu çizik mi? Arkadaşlarına kasvetli bir bakış attın. Onu en çok sizden uzak durmak yakışır. Yani şimdi siz bana şirketim arkadaşlarımı takat mi teklif ediyorsunuz? Yabancı şefkatle gülümsedi. Ben buna varım. Bana şantaj yapmanıza izin vermeyeceğim. Kimse umurumda değil. Ee, tabii ki üçüncüsünü söylemeyeceğim. Ya yetki puanımız yeterince var. O yüzden ben arkadaşlarımla ilişkimi geliştirmek istiyorum. O yüzden buna varım diyeceğim. Arkadaşların ilişkiniz güzelleşti. Peki. Belgeleri alayım. Adam bu kadar kolay pes ettiğine inanamadı ve bir an için tereddüt etti. Fikrin değişeceğinden korktu ve hemen belgeleri uzattı. Yan pencereden benzin istasyonuna baktın ve o an manzarayı kapatan birini gördüm. Bu Christopher Kapı birden açıldı ve içeride bir tabanca belirdi. İyi günler efendim. Kendimi tanıtayım. Edward Cadogan. Edward, İsveç'te ne işi var? Anladığım kadarıyla babamın emrini yerine getiriyorsunuz. Yabancı adam tabancaya baktı. Olabilir. O halde adamlarınızı geri çekmenizi ve bu genç bayana uğraşmayı bırakmanızı isteyeceğim. Senin gibi alçaklarla uğraşmanın hoşnutsuzluğunu hiç hak etmiyor sizin. Babanız bu yapsanız hiç memnun kalmayacak. Onunla kendim konuşurum artık. Yabancı adam yavaşça elini kaldırdı ve Edward onu hemen vurdu. Adamlarını geri çek dedim. Aptallık yapma. Beni hemen şu çocukta öldürmeyeceksiniz ya. Yani arabamda olmaz neden olmasın. <laughs> Tabii ki neden olmasın. Tabanca ses çıkarmayacak. Ben de öyle. Arabayı saklarız bir yerde. Kimse bir şey öğrenmeyecek. Yabancı adam elini baktı ve yavaşça çantasını kapattı. Akıllıca bir karar. Arabadan inen yabancı el hareketiyle adamlarını çağırdı. Adamlar itiraz etmeden oradan ayrıldılar ve arabaya doğru koştular. Bir dakika sonra benzin istasyonundaki park yeri boşaldı. Yorgun düşen Edward silahını indirip uzaklaşan arabaya baktı. Arkadaşlarının sana doğru koşuyordu. Rachel sana kimseye güvenmediği kadar güveniyor. Allah Allah, nereden bu güven? Teşit içinde olan kız kucağına atladı. Rachel canımıza zarar vermediler değil mi? Kızına sıkıca sarıldı. Sorun yok, bana sarıl sadece. Ona sıkıca sarıldın ve sağladın. Sorun kalmadı, gittiler. Kızın titremesi geçene kadar öylece durdunuz. Sonra Rachel sana sarılmayı kesmeden yüzünü Alexander'a çevirdi. Siz iyi misiniz? Senin nasıl olduğunu nasıl merak ediyoruz. İyiyim. Herkes yerinde dolmuş Edward'a döndü. Ormanda bizi tuzağa düşüren pislik herif değil mi bu? <gülüyor> pislik herif. <laughs> nasıl tepki vermeli? Edward'ı savun, Edward'a saldır. E savunalım. Edward ile ilişkiniz güzelleşti. Tamam. Dur Sam, ona böyle hemen saldırmayalım. Demin bana çok yardımcı oldu. Ama tabii burada ne işe olduğunu ben de çok merak ettim. Edward silahı arabanın ön koltuğuna koydu ve ellerini havaya kaldırdı. ''Her şeyi anlatmaya ve açıklamaya hazırım. Başla bakalım, seni dikkatlice dinliyoruz.'' Adam biraz utanmış bir şekilde etrafına baktı. ''Ne? Hemen şimdi mi? Siz burada böyle dururken ve kokarken mi?'' <laughs> Alexander dönüp boynunu buruşturdu. Alexander onu tersledi. ''Bir işte dakika daha ve burada cesedinin kokusu yayılacak.'' ''Edward, sabrımızı taşırma.'' Bir an geç adamın omzunu sertçe sıktın. Edward şaşkınlıkla karşılığını kaldırdı ama omzunu kurtarmaya çalışmadı. Christopher'ın omzundaki yere bırakarak onu işaretledin. Evet, Edward'da bir şey yok. Ormandaki o değildi, omuz sağlam. Sam gözlerini kıstı, kollarını göğsünün üzerine bağladı. Alexander ona yan yan baktı. Beden dilimi bile çaldı. <laughs> ya Alex ya, of. Ay ben hiç güleceğim yoktu bugün beni güldürdün ya. Eski polis memuru gözlerini devirdi. Büyük komedyensin. <laughs> Beyler bırakın şimdi. Edward burada ne yapsana bilmek istiyorum. Sizi babamdan korumak için buradayım. Açıkla. Şey bu uzun bir hikaye. Gerçekten uzun. Yoldaşları, yoldaşlarına yan yan baktı. Ve teyze anne bu hikayenin bir kahraman olarak kendini pek iyi göstermedi. Öyle mi? Pekala, Londra'nın tüm merkezlerini nasıl parmağında oynattığını biliyorsun değil mi? Ve sonunda da kocasının döndüğünü. Gözlerini kırpıp başını sağladın. Teyzemin geçmişi hakkında ne çok şey bilmiyormuşum. Anlat bana tüm detayları ile kısaca. Tabii ki detaylarla. Edward boynunu oluşturdu. Arkadaşlarının yan yan baktı ve işini çekip anlatmaya başladı. Edward'in anılarındaki anne sen ol. Peki. Beyler kavga etmeyin. Kavga eden kim? Lucas'ın fazladan dışarı varmış sadece. Frederick'in burnu ise fazla düzgün. <laughs> İki genç adam görüşen boğalar gibi görüşen boğalar gibi başlarını eğip gözlerini kısarak birbirlerine baktı. Anneskülere tükülere sağladı. O halde hiçbirinci dans etmeyeceğim. Aa, havalara bak annetin. İkiniz de çok kabasınız. Fredrik ile Lucas kavgadan anında vazgeçip gülen kadının yanına yaklaştılar. Bu çok acımasızca olur güzelim. Ay tipe bak ya. Ay çok çirkinmiş gençken. Bunu bize yapamazsın. Sadece bir dans benimle. Tekrar sert bakıştılar fakat anne sadece tatlı tatlı boynuna buruşturdu. Lucas kendini bir şeye sanıyorsun. Beni bir elmas kolyeyle bir yüzükle mi kandıracağını zannettin? Herhangi bir taş olsun tanrıçam. Hepsi senin olur. Babacığına yalvarıp parasını dersin artık değil mi? Bazı varoşların aksine kadınıma alsın elmas hediye edebiliyorum. Ben ise bazı dallamaların aksine bu elmas ve altınların parasını kendim kazanabiliyorum. Arkadaşlar affedersiniz gitmek zorunda kaldım. Devam ediyorum. Ben ise bazı dallamaların aksine bu elmas ve altınların parasını kendim kazanabiliyorum. Aynet kaderini sabırsızca sallayarak komurdandı. Horozlar gibi iletişiminizi izlemekten hiç sev kalmıyorum beyler. Ay hemen seni şarja çıkayım. Tamam. O zaman birini seç, diğerini de kov. En azından bir dans için. Genç kadın bir erkeğe, sonra diğerine bakarak gözlerini kıstı. O zaman ben Friedrich seçiyorum, Lucas. Lukas. Ee, İkisindeyi seçmesem olmuyor mu? Ee, Lukas diyelim ya, yazdık adam zaten sakatlayacak bir yerine. Anında gururla göğsünü gelen genç adamı kadihili işaret etti. Diğer adam ise ağır ağır içini çekti ve kadehini masadan aldı. Gerçi yok. Fikrimi değiştirdim. Sizle dans edeceğim ama bir şartım olacak. Rakipler yarışmanın henüz bitmediğini hissederek birbirlerine baktılar. Bana şuradaki avizenin bir kristalini getirin. Doğrudan tavanı işaret etti. Erkekler kadının istediği nesneyi inceleyerek başlarını kaldırdılar. <laughs> Annet canım benim. Bunun çok tehlikeli olduğunu farkındasın değil mi? Siz de ne kadar korkak mısınız beyler? Mükemmel dişini göstererek kaka attı. Lucas yumruklarına sıkıp tavana bakmaya devam etti. Bunu karşında bana bir dans sözü veriyorsun değil mi? Kristal olursan?'' Aa evet, seninle bütün akşam dans edeceğim. Lucas dişini sıkarak kararlı bir şekilde uzaklaştı. Frederick de onu öfke ve şaşkınlık içinde izledi. ''Annet, gerçekten de tavana tırmanacağından korkmuyor musun? Bunun için fazla korkaktır Fred. Ayrıca bir şınav bile çekemez o. Çok güzel bir müzik çalmaya başladı. Annet uzun boylu bir Rus kızla neşeli neşeli sohbet ederken ederek mutlu bir şekilde geliyordu. Konuştuğu kız bir anda başını tavana kaldırıp bir şey söyledi. Annet döndü. Seni besle alabilir miyim? Tavan kirişlerindeki çıkıntıları tutunmaya çalışan adam yavaş yavaş doğru yaklaşıyordu. Kalabalık içinden korku dolu, gergin alıkları yükselmeye başladı. Müzik durdu. ''Lukas, gerizekalı, in aşağı!'' O kadar uzak bir mesafeden bile genç adamın ne kadar zorlandığı belliydi. ''Onu oradan indirmemiz lazım. Mantıklı düşünmesini sağla, duygularına hitap et.'' E, mantık tabii ki.'' ''Lukas, yükseklik neredeyse 10 metre, düşeceksin.'' Adam inatla başını salladı ve ilerlemeye devam etti. Adamı yollaması halinde oraya bir şey olmazdı. Neredeyse vardı inanamıyorum. Lucas avizenin asıllı olduğu zincire kapmak için elini uzattı. Hayır. O an diğer eli kaydı. Lucas aşağı uçtu. Ay yazık. Hayatta kaldı. Ancak omurgası asla iyileşmedi. Ve annet onu bir kere bile ziyaret etmemişti. ''Üç ay sonra Bay Stiller ile evlenmişti.'' ''Onunla o gün baloda tanışmış ve babam hastaneye kaldırdıktan sonra bütün akşam dans etmişler.'' Hikaye bu. Ay çok kötü ama ya.'' ''Herkes şaşkınlık içinde sessizleşti. Rachel ellerini ağzına götürdü.'' ''Bu çok acımasızca.'' ''Edward hüzünlü hüzünlü gülümsedi.'' ''Bunlar hep geçmişte kaldı. Herkes için ama babam için değil.'' ''Sana baktım. Göz bebekleri inanılmaz büyük görünüyordu.'' A aşık mı oldum bana ne? Edward. Ben <laughs> hayattayken babam intikamını bir türlü alamadı. Ama şimdi o kadın artık ölü. Fakat mirası da hala yaşıyor. Onun işi, şirketi ve sen. Babam bunu bir türlü kabul edemiyor. Bu bir tehdit mi? Bu bir gerçek. Ben de bunu önlemek için elimden geleni yapacağım. Sana bundan ne? Sana bundan ne mi? Ne, nasıl bir cümle o ya? Bundan sana ne olması gerekmiyor mu? Duygularımı dikkate almazsak da hangisi babamızın katil olmasını ister ki? Duyguların? Ay aşık bana bu. <laughs> Edemar senin bakışlarından kaçarak başını kaldırdı. Sıkan sendeki randevumuz avşuna gitmişti değil mi? <laughs> Ay ama Alex saldırı yanına söylüyor inanamıyorum. <laughs> Gençler ve Raiş'in sana şaşkınlıkla baktılar. Benim saklayacak bir şeyim yok. Hiç hoşuma gitmedi. E tabii ki bu yani. Saklayacak bir şeyim yok. Ama lab diye söylemesen daha iyi olurdu. <laughs> Bakışında gayet sakin karşıladım. Gerçekten annesi geldiğimde birlikte takıldık. Fakat kardeşine takıldığımı sanıyordum. Edward utangaç bir şekilde parmaklarını saçlarının arasında gezdirdi. Ben ben olduğumu söylemekten çekindim. Geçen sefer o kadar saçmaladım ki. Bu süreçte itiraf etmeyi düşündüm ama yapamadım. Bundan sonra sana nasıl inanabilirim? Hiçbir şekilde. Alexander seni arkasından alıp önünde durdu. Sana inanmayacak çünkü sen yalancı bir pisliksin. Sam de Alexander'ın yanında durarak seni Edward'dan tamamen kabattı. Rachel sıkıcı elini kavradı. Ne yapalım? Diplomatik bir şekilde durumdan kurtul, Alex arkadaşlarını geri çek, arkadaşlarını destekle. Ee, tabii ki bu yani. Orada bulunanların hiçbir ilişkini bozmamaya başardın. Tamam. Rençanı parmaklarını sevkatle sıkıp öne eğildin. Edward görüyorsun. Arkadaşlarım beni zarar görmeme izin vermez. Çünkü cesur ve güçlülerdir. Ve çok mütevazı. Ama... Kendimi zor bir duruma düşürdüğünü anlıyorum. Ama sen de bizi anla. Etrafta çok garip şeyler oluyor ve tanımadığım insanlara güvenmekle zorlanıyorum. Bana güvenmek için bir olmadığını biliyorum. Bunu hazırdım zaten. Sen burada kalıklar İsveç'ten ayrılmayacağım. Bana öyle geliyor ki kardeşim de bu babamla iş birliği için sana zarar vermek istiyor. Bunu önlemek için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlarına baksın. Edward şu anda arkadaşlarımı eve götürmek istiyorum. Yemek yemeleri, banyo yapmaları ve uyumaları gerekiyor. Ve sonra... Sonra belki bu konuyu tekrar dönebiliriz. Adamın aile başını salladı. Benzin istasyonuna çıkarken arabana ne kadar dikkatli bir şekilde baktığını gördün. <laughs> Eva düşünceli bir şekilde sandalyeyi tekmeliyordu. ''Peki ne yapmamı önerirsin?'' ''Çalışmaya devam et Eva. Şimdiden kaçacak mısın yoksa?'' ''Seni bu maceranın bir parçası olmak hiç istemiyorum.'' ''Tıpkı baban gibisin. Bir şey yapmak yerine sürekli sızlanıyorsun.'' Eva öfkeyle parladı ve sinirli bir şekilde homurdandı. Sanki cama tehlikeli bir edayla mırıldandı. Ee, bu. Bir su içeyim. Onu bu yüzden öldürdün değil mi? Daha fazla sızlanmasın diye. Telefonda 10 saniye boyunca ağır bir sessizlik sürdü. Sonra anne baba ve sakin sesi duyuldu. Babana dokunmadım Eva. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kız nefesini tuttu. Sanki bir kıza saplanmış gibi gerildi. Ama iyi bir kız olacağını ve bu işi bitireceğine söz verirsen onu bulacağım. Söz. laf yapıyorsun. Yemin ederim kendin bulacaksın hatta. Sana her türlü kaynak için tam yetki vereceğim. Eva pencerenin arkasındaki ağaçlara daldı. İstediğini yapacağım. Aferin. O halde senden telefon bekliyorum. Telefon kapandı. Eva ellerini indirdi. Kapı arasından yaprak ve çam ağaçlarının şırtısı duyuldu. Bir yerde kuşlar ötmeye de başladı. Sıcak odun ve taze toprak kokuyordu. Eva önünde duran sandalyeyi tutup onu tüm gücüyle duvara fırlattı. Sonra arkasına bakmadan ormana gitti. Annenin bize görünce mutlu olacağını emin misin? Kesinlikle hayır. Saçma ama Agatha'nın mi çok mutlu olur. Dikiz aynasına ka kaşlarını çatmış, kasvetli kasvete oturan Aleksandr'a baktın. Yıl boyunca sessiz kalıp Sem'in şakalarına bile aldırış etmedi. Neden bu kadar endişeli acaba? Evine gittiğimiz için mi? Yoksa bu kaçırma işi yüzünden mi? Bu kadar kolay yakalandığı için kızgın mı? Hem Sem'in de ağzına bıçak açmıyor. Bir sonraki çatalda sağ yap ve park et. Sonrasını siz ben götürürüm. Ve sonra sen mi geçeceksin? Alexander beklenmedik bir şekilde sinirli ve pervasızca gülümsedi. Aksine dümene geçeceğim. Burası benim ters halim bebeğim. <laughs> Bizim bencin moramız seni. Alexander sadece gözlerini devirdi. O zaman arabayı ister kolma ben geri götürürüm. Bizimle gelmiyor musun? Odada güvende olacaksın. Benim sinek ile konuşmam gerek. Bir de evrak işleri var sen ben seni özleyeceğim kesin güvende miyim? E tabii ki bu. Sen ilişkiniz güzelleşti. Tamam. Sen öyle doğru eğildi ve kulağında solucu fısıldadı. Sem, ile yakın bir ilişkiniz var. <laughs> ay, Ay sanın yanında mı? Ay. Ben de seni özleyeceğim canım. Her dakika. Ayrıca can... <laughs> ay boğazım ya. Üf bir su içeyim durun. <laughs> ama canını sıkma tamam mı? Kısa süreliğine ayrılıyorum. Elimden geldiğince çabuk döneceğim. Bebek büyüdü artık Agatha. Gelini şu yolunu bulabilecek. <laughs> dikiz, aynasına bak, dikiz aynısına bakmadın ama arkadan sağlam bir tokat sesi geldi. Ne kadar kaba. Gülümsediğini hissettim. En azından bir konu istikrarlıyız. <laughs> Eyvah. Çantaları yatak odasında bırakıp başlığa indin. Yedek diş fırçaları yoksa dişimi parmağımla mı fırçalamalıyım? Nereye kaçtı bu İsveçli? Oh iyi günler. Merhaba güzel bayan. Kadın hanımefendi. <laughs> Odanın ortasında donup kaldın. Zarif bir kadın merdivenlerden yukarı baktı. Sonra sonra döndü ve gülümsedi. Bayan Agatha Harris değil mi? Benim adım Olivia Nielsen. Ben Alexander'ın annesiyim. Aa, iyi. Bu sahneyi ilk şey yaptığımda çok şey yapmıştım. Ee, çok heyecanlanmıştım. Bu tanışmayı böyle hayal etmemiştim. Kendini nasıl tanıtırsın? Önünde eğil, elini uzat, şaşır. Elini uzat. Bir adam öne atıp elini uzattın. Maalesef doğru düzgün bir ta şekilde tanıştırılmadık. Tanıştığımıza memnun oldum. Olivia'nın eli sıcak ve sertti. Zerre titremiyordu. Olivia selam verme tarzına bayıldı. Bu eski moda tavırlara bırakın. Bir tanış tanışmanın bu denli resmi olması gerektiğine inanmıyorum. Tekrar merdivene baktı ve aynı ben gülümsedi. Biraz yürüyüş yapmak ister misiniz Agatha? Ama Alexander ve Rachel Evet evet Alexander bizi yan yana görünce hiç şahit vermez artık. Sizinle onun o uzun dili olmadan biraz konuşmak istiyorum. Tam da okçuluk dersine gitmek üzereydim. Katılmaz mısınız? Yaran gözlerle merdivene baktın ama yine donayla başını sağladın. Size eşlik etmekten mutluluk duyarım. Bizi test edecek şimdi. Olivia hızlı ve kendinden emin adımlarla ilerledi. Oldukça büyük bir odanız var en büyüğü değil, en küçüğü de değil. Harika bir konumu, konumu var ve buradaki manzaralar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Seni esas alabilir miyim? <laughs> Ay, çok benziyor ama babası daha çok benziyor. Mesela adanın kuzey tarafındaki şu kayalar gördünüz mü? Güneyde de güzel bir plaj var. Hem çok kalabalık değil. Arka arkaya asılı yayların olduğu bir tezgahın önünde durdu. ''Hiç yay kullandınız mı?'' ''Bir iki kez.'' ''Teyzeciğim, tüm bu saçmalıklara bir gün ihtiyacım olacağını nasıl bildin?'' ''Mükemmel, sizinle biraz yarışabiliriz.'' ''Bakışını yakaladın, dikkatli, odaklı.'' ''Bunun okçulukla pek alakası yok, değil mi? Beni bir nevi sığınama sokacaksın?'' ''Oğlun yüzünden değil mi? Ona layık olup olmadığıma bakacaksın.'' Bu işin zoruna gittiğini ve öfkelendiğini hissettim. Asıl o bana layık mı ki? O pislik. Belki asıl benim onu sınava sokmam gerekiyor. E tabii ki canım sınava soksanız sokma diyen yok. Sokabilirsin yani. Ticiminizi <laughs> yapın. Şu onu tavsiye ederim. Kullanılması zor ama mükemmel bir dengesi var. Ben tavsiye ettiğinizi alırım. Daha hafif bir şey alırım. E tabii ki bu. İyi bir yay sana atışta avantaj sağlayacaktır. Tamam. Ölüye takdirle gülümsedi ve parmaklarını tezgahta gezdirdi. Ben de şu yakışıklıyı alacağım. Olivia hedeflerinin önünde durdu ve omuzlarını hissetmeye başladı. Hazırlamaya çalışarak gözlerini kapattın. Sol ayağımızda değil mi? Canım yine indirdin. Hep de bunu yaparsın. Yorgunum teyze. Tabii ki yorgunsun. Ben de yorgunum. Ne yapalım yani? İnatla işini çektin ve tekrar yayını havaya kaldırdın. Bir kez daha. Vücut dik. Ayaklar omuz genişliğinde. Sol ayak önde. Omuzlar yere paralel. Oku hazırla. Tamam. Şimdi iki parmak kokun altına. Bir üstüne. ''Öyle bak. İpi sadece ellerine değil sırt kaslarını de kullanarak geri Daha kuvvetli. Yay yani her zaman çok yaygın olmalıdır Agata. Zor. Nefes almayı kesme, parmaklarını gevşet, hiçbir zaman kirişi çekiştirme. Herhangi bir tereddüt okun gibi hedefin tık dışına atacaktır. Bakışlarını hedefte sabitleyerek yavaş nefes verdin. Ciğerlerin havayı kaldığında yerinde dondun, havasız kaldığında yerinde dondun ve parmaklarını nazikçe kaldırdın. Şu. Aferin tam 12'den değil ama bu da çok iyi bir sonuç. Tiyazan şefkatli bir öptü ve omuzuna okşadı. Seninle gurur duyuyorum. Benim inatçı yavrum. Biraz dinlenmeyi hak ettin. <laughs> Daha yakın bir hedefle başlayalım. Ne dersiniz? 30 metre. Kendi düşüncelerine dağıldığın için sadece onayla başını sağladın. Evet, ısınmak için uygun olur. Olivia ısıtmış bir hareketle yayını havaya kaldırdı ve neredeyse nişan almadan ateş yaptı ok 9 dik ile 8 arasında saplandı. Vay. Kadın geri çekilerek anasına bıraktı. Şimdi sol, ayak ileri, sağ ayak ileri. Sol ayak tabii ki. Doğru ayağı öne koydun. Sol ayağını öne koyup sırtını düzelttin. Hedef çok yakın. keşi çekmem gerekiyor. Hafifçe kuvvetle. Kuvvetle tabii ki. Kuvvetle de çünkü. Yayı önünde sol ayak omuzlarını açtın ve girişi kendine doğru çekip bırakın. Kiris çınladı, ok ileri fırladı. Parmakları alışılmadık derecede gerildiği için sızladı. Bana yalan söylediniz Agatha. Hani, hani yayı sadece bir iki kez kullanmıştınız? Harika atış yapıyorsunuz. Yayı indirip biraz usunarak saçlarını düzeltin. Şanslıyım sadece. Bir kez daha deneyelim mi? Hedeften biraz uzaklaşalım. 40 metre. Bu sefer kadın ateş yapmadan önce birkaç saniye boyunca nişan almak için bekledi. Ok dokuz rakamın içine girdi. Oğlum, ok benim için sadece bir kaprisin ibaret olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu soruda bir mana seziyorum. Başka nedenleriniz vardır diye düşünüyorum. E, tabii ki bu. Oley bir başını sağladı ve sana takdir ve minnetle gülümsedi. Kafamı boşaltıyor. Dünyayı olduğu gibi görmeme yardımcı oluyor. Sadece bir tahtayı değil, hedefimi görüyorum. Elimde sadece bir yay değil, bir araç görüyorum. Ok bir ahşap parçasından çıkıp hedefe ulaşma yöntemim oluyor. Bazen burada antrenman yaparken hedefime nasıl ulaşacağıma dair harika fikirler buluyorum. Hedef tahtasına bakıyordun ama ensende kadının seni deşen bakışını hissediyordun. Evet, Alexander'ın annesinden de çok şey almış. Hedefinizin ne olduğunu biliyor musunuz Bayan Harris? Hedef tahtasının önünde durup mutsuzca nefesini sakinleştirmeye çalıştım. Hedef artık daha da uzakta. Daha iyi almam gerekiyor. Benim şimdi dirseği indirmem lazım, dirseği kaldırmam lazım. Tabii ki de kaldır. Annetin talimatlarını aklında tuttun ve bu sana yardımcı oldu. Tamam. Kafanda annetin sesi duyuldu. Dirseğini kaldır. Evet, beni bu sebeple hep azarladın. Ayaklarını açıp sağlam bir duruş aldın. Yayı öne çıkardın ve kirişi yavaşça bıraktın. Olivia'nın yüzü hiçbir şey ifade etmiyordu. Taş kesilmiş gibiydi. Bu mükemmel bir atıştı bayan Harris. Hedefinize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Değerlendirme yaparken hedefinizi herkesten daha net görüyorsunuz. Kafanda yarattığın bu şaşkınlığın tadını çıkararak yumuşak bir şekilde gülümsedin. Bana hayatım boyunca ısrarcı olmayı öğrettiler. Akıl hocanızı saygılarımı iletin. Birkaç adım yana atıp gözlerini kıstı. 60 metre. Hedefe tutturur musunuz sizce? Gergin bir şekilde dudağını ısırıp hedef tartısına baktın. Emin değilim. Hiç emin değilim. Olivia gözlerinin içine bakıp sırıttı. Kiminden emin bir tavırla pozisyon aldı ve kirişi çekti. Vay. Kızını sırtarak geri çekildi. Yapamazsanız üzülmeyin. Allah Allah. Sen sadece benden ne kadar üstün olduğunu göstermek istiyorsun. Ne aptal bir oyun. Ama ben kaybetmeyeceğim. Ama sonuna kadar oynayacağım. Ama ben oynamak istemiyorum. E, tabii ki bu. ''İki ekstra şans puanı aldın.'' ''Peki.'' ''Kararlı bir şekilde yayı havaya kaldırdın.'' Yavaşça nefes verip nişan aldın.'' ''Benden daha iyi olduğunu sakın düşünme.'' Parmakların açıldı. Kireç hareket etti. Attığın ok, Olivia'nın biraz önce hedefi tam 12'den vuran oku parçalayarak hedef tahtasına girdi. İkinizi şaşırarak hedef tahtasına baka kaldınız.'' Sonunda o nevi boğazını temizledi. Ben bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de öyle bir şey sadece filmlerle gördüm. Birbirinize bakıp gülmeye başladınız. Akata beni böyle alt eden ilk kişi sensin. Muhteşem bir iş bir şekilde kazandığın için iş kadını puanını aldın. Kazandı he tamam. Sergilerimle ve bu benden size bir hediye. Bu Kore'ye katıldığım ilk okçuluk yaşamasında kazanmıştım. Ama şimdi bu kolyenin size benden daha çok yakışacağını hissediyorum. Çekingen bir şekilde eline uzattım. Ama bu kolye sizin için çok değerlidir. Sizin gibi bir rakiple henüz hiç karşılaşmadım. Lütfen kabul edin. Tucker hedef tahtasına baktı. Gözlerine saygı ve nedense gurur vardı. Evet, benim gibi bir gelini olduğu için gururlandı. Aşkım <laughs> Aleksandrum geliyor. Onu buraya getirdiğinden emindim. Al işte, yılın en çok söylenen adamı geldi bile. Anne, kız arkadaşımla burada ne yapıyorsun? Ay kız arkadaşım dedi seni yerim çocuk. Ne? Nasıl yani? Ne kız arkadaşı? Buna ne ara çıkma teklifi yaptın ki? Geçiden kararlı bir şekilde beline sarıldı ve seni annesını uzaklaştırarak hafifçe kendine doğru çekti. Eğlence bitik gibi görünüyor. Bayan Yasun, bağışlayın bizi. Agatha yatak odasından çıkmanın sadece. Sorun değil Rachel, sizi bekliyordum zaten. Bu küçük ananas yavrusu arkadaşlarıyla sohbet etmeme asla izin vermez zaten. Ananas yavrusu. <laughs> ya çok tatlı ya, seni yerim çocuk. Anne. <laughs> Olivia kaka attı ve Alexander'a kızgınlıkla gözlerini devirdi. Baş başa konuşalım mı? Bana katıldığınız için teşekkürler Agatha. Sizinle oynamak güzeldi. Benim için de öyle. Ona bakar Rachel iç geçirdi. Hep yer içindeler. Hem de sadece kenarlarında da değil. Rachel sana sarıldı. Yorganın aç olduğunu ve herkesten bıktığını biliyorum. Hadi gidip doğada bir öğle yemeği yiyelim. Sana harika bir yer göstereceğim. Ah Rachel sensiz ne yapardım? Açlıktan ölürdün. Hadi gidelim. <laughs> Kocaman ağır battaniyeyi beraber getirdiniz. Yemeği ise sarı Kendi başına almaya gitti. Yumuşak battaniyenin üzerine düşüp deniz yıldızı gibi kol kollarla bacaklarını açtın. Her tarafını su, çim ve çam ağaçlarının kokusu sardı. Lütfen korkma. <laughs> Ay güle de geliyorsun birden ve korkma diyorsun. Şaka mı? Çıldık atmamayı hatta gözünü bile kırpmamayı başardın. Sen buraya beni öldürmeye mi geldin, yine saçmalamaya mı, saçmalamaya mı geldin? Ee, bunu söyleyelim. Edward çömelere kıkırdadı. Neye saçma olduğuna bağlı. Arkadaşlarının seni tam da buraya getirip saklayacağını umuyordum. Bursa'na göz kulak olmam daha kolay olur. Edward, bunun ne kadar ürkütücü olduğunu anlıyor musun? Biraz evet, senin yerinde olsam ben de gelirdim sadece sana beklenmedik bir şekilde sadece bana beklenmedik bir şekilde rastlasan daha da ürkütücü olacağını düşünmüştüm. Öyle. Edward başını çevirdi ve hızlı nefes verdi. Bir dahaki sefere konuşuruz. Kendine iyi bak. Ve yeni gözden kaybolup sen daha gözünü bile kırpmadan kayanın arkasına kaçtı. Neden bu kadar gerginsin? Hayır, sen görüyorum galiba. Açlıktandır. Ben de bayılacağım neredeyse. Hadi yiyelim.'' ''Of yemeklere bak. Sabırsızla yemeğe saldırdınız.'' ''Çikolata kaplı çilek ve krema, alabalık krepeleri, makaronlar, rövaçosunu, pikniğe hazırlanmayı kime öğretti?'' ''Ah başlamış şimdi. Aşşine verdiği sonu getirdim işte.'' Çileklerdeki kremayı parmağıyla aldı ve burnuna sürttü. Gözlerine şişe yapıp krema içinde olan burnunu diline ulaşmaya çalıştım. Kız ağzını eliyle kapatarak güldü. İzin ver. Ayağa kalktı ve burnundaki kremayı yavaş, kremi yavaşça yaladı. Kremin geri kalanını parmağıyla aldı. Tabi bu olsun daha iyi olur. Ay. <laughs> burnunu kırıştırıp hoşnutsuzla pufladın. Nedir o? Küçük bayan her tatlı sevmez mi? Tatlıdan göbek büyür. Aman Agatha. Rachel hemen tabaktan bir makaron alıp dudaklarına götürdü. Göbeği falan yok. Hadi bu çok lezzetli. Mümkün değil. Buna karşılığında kıçına tekmeyi basmam. Tezgar bir şekilde kaşlarını çatıp makaronu kızın parmaklarından kaptın. Rachel kurtardı parmaklarını havada sallayarak kakayı patlattı. Aferin. Battaniyenin üzerine bıraktı ve kendine ve kocaman bir kedi gibi gerildi. ''Eve dönmek ne güzel.'' Karnını gıdıkladın ve Raichel kızgın bir çığlık attı. ''Agatha.'' <laughs> ''Evin için üzgünüm.'' ''Ben bunun bir sana olduğunu düşünüyorum Bende neyse güzel arkadaşlarım var.'' ''E tabii ki bu.'' Rachel ile ilişkiniz güzelleşti. ''Tamam.'' ''Evimi kaybettim ama sizi kazandım.'' ''Ve kim bilir belki bir gün evi restore ederim.'' ''Biz de sana yardım edeceğiz.'' Ben don diyorum. O kadar doğru yaklaşmış, güneşe bakıp iç çektim. Geri dönelim mi? Çok uzun bir gündü. İlnesini azıca sıkan Rachel ayağa kalktı ve toparlanmaya başladı. Hayır, bu evde kalmayacağız ki sonuçta. Tabii ki kalmayacaksınız. Ben de buna izin vermedim zaten. Beni sinir ediyorsun oğlum. <laughs> oğlum mu? Vay canına. Raça'dan benimle gelmesini isteseydim keşke. Hmm, selam. Ah güzelim. Koraman beni dövmeye kalktı burada. Çek şunu üzerinden olur mu? Alexander geri çekil. Ne oldu? Hiçbir şey. Sadece güvende olduğunu emin olmak için geldik. Etrafındaki herkes aniden güvenliğimi düşürmeye başlamış bekliyorum. Ve artık gidiyorlar. <laughs> Alexander'ın bu kıskançlığı çok tatlı değil mi ya? <laughs> Neyse bebek, numaram sende var. Burada bir, bir ev kiraladık. Bir şey olursa kat at. Eva sana elini sağladı ve eliyle takip edip dışarı çıktı. <laughs> Alexander neden herkese karşı bu kadar kabasın? Birinin kız arkadaşımın etrafında dolaşmasından hoşlanmadığım şey olabilir mi? Ellerini beline dayadın ve üstüne nefes aldın. Burada bu konuyu çok merak ediyorum. Sıra kız arkadaşının olduğumu kim söyledi acaba? Aramızda olan bütün her şeyden mantık sonuçlar çıkardım sadece. Yanılmış mıydım? Derin bir nefes alıp cevap verecektin ama genç adam seni bir el hareketiyle durdurdu. Bekle cevap verme. Cevabını kendime geldiğimde duymak istiyorum. Son zamanlarla çok yorgunum Agatha. Anlaşılır bir şekilde kaşlarını çattın, dudağını ısırdın. Gece tam sana doğru bir ad adım daha yaklaştı ve kendine çekti. Gerçekten seninle bir sürü şey konuşmak istiyorum ama yarın. Bu gece uyuyalım, tamam mı Dilek Ay kabul edecektim hayatım ama sen bilirsin eğer yani. sonra konuşabiliriz. Gömleğinin kenarıyla onu oynayarak hafifçe başını sağladın. Alexander dudakları nazikçe şakağına dokundu. O zaman iyi geceler yavrum. İyi geceler. Merdivenlerden çıkan genç adama bakarken garip bir korku ve şefkat hissettim. ''Bana şimdi söylediğin her şeyden sonra nasıl uyuyabilirim ki?'' ''Biraz yürü iş yapmalıyım, düşünmeliyim, kafamı toparlamalıyım.'' Uçurumun kenarında durup kocaman gölün huzursuz sularını izliyordun. Selim besini saçını karıştırdı, yüzünü okşadı. Derin bir nefes alarak gözlerini kapattın. Kafan ya yorgunluktan ya da yakaladık düşüncelerden resmen vızıldıyordu. Son zamanlarda başıma çok fazla şey geldi. Kendimi manastıra kapatsam yeridir. Orası huzurludur en azından. O an sırtına ağır bir şey dayandı. Derin nefes alıp dönmeye çalıştım. Ve uçurumun kenarından kaya aşağıya uçtum. Ah be. Selam arkadaşlar. Ay, ne diyorum ben ya? <laughs> <laughs> ya iyice kafam şey oldu yemin ediyorum ya. Evet arkadaşlar diyeceğim yer selam arkadaşlar dedim. Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi moruyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.